Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Basın toplantımızın ilk konusu, hepimizin yüreğini yakan 6 Şubat depreminin üstünden 16 ay geçti. Belki de ülkemizin en yakıcı sorunu, deprem bölgesindeki milyonlarca insanımızın hala barınaklarda susuz, yazın sıcaktan yanan, kışın kar altında kalıp donan barınaklarda kalmak zorunda kalması ve hala konutlarının yapılmamış olması. İnsanlarımız konteynerlarda yaşamak zorundalar ve özellikle iktidar sahipleri depremin ilk günden itibaren umut sattılar. Görevleri gereği yapmaları gereken konutları hala yapmadılar, teslim etmediler. Tabloya bakalım değerli arkadaşlar. Bakınız, bu rakamlar, burada sizlerle paylaşacağımız rakamlar, bakanın kendi ağzından sarf ettiği rakamlardır. Deprem bölgesi için vaat edilen konut sayıları ve teslim edilen konutları bu grafikte görüyorsunuz. Adıyaman için 64.811 demişler, ancak 2.798'ini teslim etmişler. 16 ayda. Yine Hatay'da 254.195 konut yapacağız demişler. Bugüne kadar 3.614'ünü teslim etmişler. Kahramanmaraş'ta 112.414 konut yapacağız demişler. Bu vaatlerle oy toplamışlar. Merak etmeyin, kimseyi açıkta bırakmayacağız demişler. Ama ancak 16 ayda 15.980 konut teslim etmişler. Malatya'da 103.019 konut yapacağız demişler. Şu ana kadar 7.881 konut teslim etmişler. Türkiye toplamına baktığınızda deprem bölgesi için 534.439 konut yapacağız demişler, 30.273 konutu teslim etmişler. Gerçek rakam budur. Deprem bölgesinde yaşanılan gerçek budur. İnsanlarımızın mahkum edildiği barınma sorununun rakamsal karşılığı budur. Söylediklerinin ancak %5'ini teslim etmişler ve hala şu anda doğru dürüst bir çalışma olmadığını görüyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız şu anda konteynerlarda sıcağın altında yaşamaya çalışıyorlar. Susuz, elektriksiz yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. O koşullarda çocuk büyütüyorlar, çocuklarını okula yolluyorlar. Kışında anlaşılıyor ki bu hızla giderlerse ağır bir soğuk altında yine geçen kış olduğu gibi kalacaklar. Bu tablo Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Bu tablo 85 milyonluk güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Milyonlarını 2 yıl sonra bile konteynerlara terk eden bir Türkiye'yi asla kabul etmiyoruz ve iktidarı sözünü tutmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir diğer sorun, Sayın Mehmet Şimşek açıkladı, Temmuz ayından itibaren kiradaki %25 sınırının artık gereksiz olduğunu, kaldırılacağını söyledi. Bu %25 sınırının nasıl geldiğini anımsayalım. Daha önce ekonomiyi çok iyi anladığını iddia eden, bir tek kendinin bildiğini iddia eden ve nas olduğu sürece faiz veremeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, ekonominin bütün dengeleriyle oynadı. Bütün dengelerini yerinden oynattı ve ağır bir döviz krizi yaşadık, ağır bir enflasyon yaşadık ve büyük bir servet transferi oldu. Kamu bankalarından %8'le %9'la parayı aldılar yandaşlar, diğer taraftan dövize yatırdılar, gayrimenkul edindiler ve o gayrimenkule olan talepten dolayı da gayrimenkullerde olağanüstü fiyat artışları oldu. Yani yoksulun, kamuya vergi verenin, kamudan ücret bekleyenin, kamudan atanma bekleyenin hakkını aldılar. Bir taraftan zenginlerin kasasına, cebine doldurdular, her zaman yaptıkları gibi. O sırada da insanlarda artık geçinemiyoruz, barınma sorunumuz var, yaşayamıyoruz, kiraları ödeyemiyoruz feryatları yükseldiğinde de enflasyonu durdurmak, güya kiracı ile ev sahibi arasındaki sorunu çözmek adına da %25'te sabitleyeceğiz dediler. Aslına bakarsanız piyasayı bozdular. Piyasayı bozdukları için de
mecburen %25 sınırını getirdiler. Bu %25 sınırı 3 yıldır kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirdi. Zaman zaman cinayet haberleri bile duyduk. Adliyeler tıka basa bu dava haberleriyle dolu. Ama sonuçta buradaki barış bozuldu. İnsanlar kaygılı. Kiracı da kaygılı, ev sahibi de kaygılı. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yapmadan, hiçbir düzenleme yapmadan bu şimdi de %25 barajını kaldırıyorlar. Yani nasıl bir gün hiç düşünmeden piyasayı nasıl bozacaklarını tasarlamadan yaptıklarının tam tersini aynı şekilde yapıyorlar ve yine kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirecekler. Şimdi burada olacak şudur. Kiracılar, özellikle emekliler, 10 bin lira ile geçinmek zorunda bıraktıkları emekliler, 10 bin lira ile kiramı verecekler, karınlarını doyuracaklar, ilaçlarına katılım payımı ödeyecekler, bunu düşünüyorlar. Asgari ücretliler nasıl kira ödeyeceklerini düşünüyorlar. Ama ev sahipleri de gerçekte o 3 yıldır beklettikleri talebi, belki de o mahkemeler sürecinin bekleyen kazanç beklentisini ve var olan enflasyonu, çünkü son 3 yılda gerçek enflasyonun %100'lerden daha fazla yaşandığını ve sonuçta toplam enflasyonun 3 yılda %500'lere kadar yaklaştığını, geldiğini hesap edersek muhtemeldir ki bir zam dalgası için bekliyorlar. Şimdi burada yapılması gereken, hiçbir şey olmamış gibi, piyasayı kendileri bozmamış gibi, emekliyi, asgari ücretliyi açlığa terk etmemiş gibi bir gün bir kararla %25'i kaldırdık demek değil, piyasaya doğru, yerinde ve milyonları koruyan bir müdahale yapmaktır. Aksi halde yapılacak iş, tek başına %25'i kaldırmak sorumsuzluktur ve insanları tekrar açlığa, yoksulluğa mahkum etmektir. Tekrar ev sahibi kiracı krizini tetiklemektir. Sayın Mehmet Şimşek'i tetikçi olmaya değil, bu sorunu çözmeye davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir diğer konumuz, Anayasa Mahkemesi 10 Ekim gar katliamı ile ilgili bir karar verdi ve karar maalesef vicdanları kanattı, vicdanları yaraladı. Daha önce 10 Ekim gar katliamını defalarca gündeme getirmiştik. Tüm Türkiye'nin bildiği bir dava. Katiller bir kısmı İlhami Balı örneğin teknik takip altında, devletin bildiği, takip ettiği kişi Suriye sınırından sürekli giriyor çıkıyor, zaman zaman tedavi oluyor. Yunus Emre Alagöz'ün kardeşi Suruç katliamının bombacısı, aynı zamanda onun da mutlaka takipte olması gerekir. Bunlar ve birkaç kişiyle birlikte Antep'ten çıkıyorlar. Hiçbir polis denetimi olmaksızın, hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın rahatça Ankara garında binlerce kişinin arasına girip bombaları patlatabiliyorlar. Ve o sırada mülkiye müfettişlerinin daha önce raporları var. Diyorlar ki burada emniyet sorumlularının, emniyet amirlerinin sorumluluğu var. Dolayısıyla bunu soruşturun. Bunun üstüne yatmayın diye mülkiye müfettişlerinin raporu var. Kamuoyuyla paylaşıldı daha önce. Aynı zamanda böyle bir bombalı eylem yapılacağına dönük istihbarat raporları var. Hatta polislere uyarı genelgeleri gidiyor. Bombalama olabilir, dikkat edin, kendinizi koruyun diye. İnsanları koruması gereken kişilere kendinizi koruyun diye genelge gidiyor, emir gidiyor. Tabii ki biz hiçbir polis memurumuzun yaralanmasını istemeyiz. Tabii kendilerini korusunlar ama oradaki herkesi korumakla görevliler, amirler için söylüyorum. Ve sonuçta bu dava yürütülürken avukatların, müdafilerin, müdahil olanların, bizlerin ısrarlı istemine rağmen, yani buradaki kamu görevlilerini de araştırın, bunların sorumluluğunu bulun dememize rağmen kulaklarının üstüne yattılar. Yani Türkiye'nin bir geleneği, bu tip toplumsal, kitlesel cinayetlerde sanki bir kişi veya birkaç kişi bir nedenle cinayet işlemek istemişler, terör örgütü kurmak istemişler ve gelmişler hiçbir destek, hiçbir katkı, hiçbir ihmal olmadan bu işi yapabilmişler gibi sadece bulabildikleri 3-5 tetikçiyi yargılıyorlar ve sonuçta da adalet yerini bulmamış oluyor. Vicdanlar kanamaya devam ediyor. Burada da aynısı oldu. Yine
303 kişinin öldüğü, 500'ün üzerinde vatandaşımızın yaralandığı, Türkiye'nin gördüğü en kanlı eylemlerden birisi olan Ankara gar katliamında bir tek kamu görevlisi araştırılmadı, soruşturulmadı, yargılanmadı. Şimdi bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Anayasa Mahkemesi de iç hukuk yollarının tüketilmediği veya mağduriyetinin somut olmadığı gibi gerekçelerle, sudan bahanelerle başvurulamaz buldu ve başvuruyu reddetti. Biz hiç olmazsa Anayasa Mahkemesi'nden buradaki kamu görevlilerinin sorumluluğunu tespit eden, istihbarat raporlarını, mülkiye müfettişlerinin raporlarını ciddiye alan ve bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi buradaki kamu görevlilerinin sorumluluğunu da ortaya koyan bir tavır göstermelerini beklerdik. Maalesef bu da olmadı. Ama bilsinler ki katilleri görmezden gelenleri de unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu davanın peşinde olacağız. Değerli arkadaşlar, benim notlarımdaki bölüm bitti. Soru varsa alabilirim. Başta kaçırdım mı bilmiyorum ama Dün AK Parti'nin sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi taslak en azından taslak şekli belli oldu. Bu bir tartışmalı madde. Onlardan en önemlisi de sokak hayvanlarının uyutulması. 30 gün var madde bekleyecek. Sahiplenilmezse de uyutulacak. Böyle bir kanun teklifine partinizin yaklaşık mı? Şöyle, tabii kanun teklifini biz görmedik. Bugün bir araştırma önergesi olarak da mecliste genel kurulumuzla bu konuyu görüşeceğiz. Bizim tutumumuz şu yöndedir. Bir defa sokak hayvanlarının önemli bir sorun olduğunu biliyoruz, görüyoruz, kabulleniyoruz. Burada herkesin üstüne düşen görevler var. Yerel yönetimlerin üstüne düşen görevler var. Merkezi hükümetin üzerine düşen görevler var. Sokak hayvanı sorununun çözülmesi lazım. Ama sokak hayvanı sorununun onları itlaf ederek, uyutuyoruz adı altında öldürülerek değil, çağdaş ve insancıl ve hayvanların haklarına da saygı duyacak bir şekilde yapılması gerekir. Bütün dünya bu sorunu kısırlaştırmayı etkinleştirerek ve gerçekten bu sorunun üzerine eğilerek çözdü. Biz de ancak bu sorunu ciddiye alarak, cidden bu sorun üzerinde çalışarak ve yerel yönetimiyle, merkezi yönetimiyle, valilikleriyle el ele vererek bu sorunu çözebiliriz. Topyekun bir yaklaşım gerekir. Siyasetin tartışmalarına kurban etmeden ama sokak hayvanları sorununa el atan bir yaklaşımın içerisinde olmayı tercih ederiz. Şöyle, doğru değil. Sayın Genel Başkanımızın şu ana kadar Bursa'ya bir ziyaret planlaması olmadı. Dolayısıyla da kirli bir bilgi. Ama yeri gelmişken söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız özellikle belediye başkanlarının ve eşlerinin mal varlıklarını açıklaması noktasında bir hassasiyeti var. Bu tabii bizim yerleştirmeye çalıştığımız, Türkiye'de bir gelenek olsun istediğimiz, herkesin hesap verebilir olduğu, herkesin zenginleşmesinin kamuoyu tarafından izlenebildiği bir Türkiye'yi kurmak adına bir çabadır. Bunun belediye başkanları tarafından yapılmasını bekliyoruz. Ve sizin işaret ettiğiniz, özellikle bizde birkaç örneğiyle gördüğümüz ama hemen düzelttiğimiz, hemen üstüne gittiğimiz eş, dost, akrabayı bir yerlere atama alışkanlığının mutlaka Türkiye'de bitirilmesi lazım. İktidar sahipleri bizim birkaç örneğimiz üzerinden, hemen düzelttiğimiz örnek üzerinden bizi eleştirmeye çalışıyorlar ama bunun sebebi biz bir beyaz sayfayız. Biz bu konuda herhangi bir eş, dost, akraba ataması şu ana kadar yapmamış bir partiyiz. Ama damadını Maliye Bakanı yapmaktan başlayarak çocuklarını kamu kaynaklarını emen vakıfların başına getirerek, kardeşlerini yönetim kurullarına atayarak bir aile devletine dönüştüren adeta ve kamunun bütün organlarında mülakat adı altında bütün yandaşları dolduran iktidar partisinin de
bizim üzerimize gösterdiği hassasiyetin milyonda birini göstermesini bekleriz. Bu tasarruf tabii elbette Türkiye'nin bir tasarruf planına ihtiyacı olduğu hepimizin malumu. Dolayısıyla kamuda bir tasarruf genelgesi yayınlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de yasama organı olması sıfatıyla bu genelgenin dışında tutuldu. Ve doğal olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi de milletin tasarruf genelgesinin bir benzerini kendisi için çıkartmak zorunda ve eğer tasarruf edilecekse, eğer bazı şeylerden feragat edilecekse en başta bunu yapması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, milletvekilleridir. Biz bunun arkasında oluruz ve bunun olması için de zaten daha önce genel başkanımızın bir çağrısı olmuştu. Yalnız burada önemli olan şudur, özellikle tasarruf paketi adı altında tasarruf yapacağız diye başlıyorlar ama bu paketten tasarruf çıkmayacağı gibi birçok yanlışı olduğu gibi bunun üzerinden dönüp halkımıza zam istemeyin maaşlarınıza, bizden başka destekler istemeyin çünkü tasarruf yapıyoruz diyecekler. Bu aslında yapacakları ağır acı reçetenin bir ön hazırlığı, bir kamuoyu hazırlığı şeklinde. Şu anda bakın biz üstümüze düşeni yaptık, size sıra geldi, asgari ücrete zam yok. Emekliye zam çok sınırlı, memura zam çok sınırlı. Açsanız aç kalacaksınız, katlanacaksınız. Bakın hepimiz tasarruf ediyoruz diyorlar. Ve her gün asla tasarruf etmediklerine dönük bilgiler geliyor. Benim kendilerine çok açık bir tavsiyem var. Birazcık samimilerse, gerçekten tasarruf edeceklerse yapılması gereken şu. Tasarruf tedbirleri bilgi sistemi var. Bakanlık bu genelgeyi yayınladığında tasarruf edin, bana da bildirin bunu dedi. Şimdi bu bilgi sistemini kamuoyunun denetimine açın. Hepimiz görelim. Kim resmi araçlarından feragat etmiş? Kim kamu bina kiralamasından feragat etmiş? Kim temsil giderlerini azaltmış? Kim bu konuda başarılı? Kim başarısız? Kim lükse şatafata devam etmiş? Hodri meydan. Bunu açın. Bu sistemi biz de görelim, kamuoyu da görsün, basın da görsün, takip edelim. Gerçekten tasarruf yapılıyor mu, yapılmıyor mu herkes görsün ve bu konudaki spekülasyonlar da bir an evvel bitsin. Ben kendimi bildim bileli, Türkiye'de tasarrufun gereğinden bahsedilir ve artık tasarruf yapacağız denir. Ama bir türlü yapılmaz. Sayın Şimşek'e de ben buradan sorayım. 10 aydır bakansınız. 10 aydır aklınıza niye gelmedi tasarruf etmek? Niye şimdi? 10 aydır niye buna izin verdiniz? Bu kiralamalara, bu olağanüstü temsil giderlerine, olağanüstü araç kullanımına, olağanüstü lükse şatafata niye izin verdiniz? Bu onayın bedelini kim ödeyecek? Sonra siz sözleşmelerinize çok sadıksınız öyle mi? Peki memurlar, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan memurlar, sözleşmeleri gereği servis hakları var. Ve servis firmaları ile sözleşmeler yapılmış, akdedilmiş. Bu sözleşmelere niye saygı duymuyorsunuz? Bir defa siz gerçekten samimi olsanız, gerçekten bir akılla bu ülkeyi yönetiyor olsanız, öncesinde şu planlamayı yaparsınız. Sizin 40 tane memurunuz bir servise biniyor ve işine geliyor, saatinde geliyor. O 40 kişinin
kendi aracıyla çıktığındaki çevre kirliliğini, dövize bağımlı olarak petrol alıyoruz, oradaki kaybımızı hesapladınız mı? Ya bu hesaplamaları yapmak için Amerika'dan gelmeye gerek var mı? Bunları hesaplayın, en azından şu servis meselesini çözün. Elinizi emeklinin cebinden, memurun cebinden, yoksulun cebinden, asgari ücretinin cebinden çekin. Tasarruf yapacaksanız adres belli, saray. Saraydan başlayacaksınız. Saraydan ne kadar tasarruf yaptığınızı bu millete gösterin. Bu millet zaten gereğini yapar. Ben bir konuyu daha gündeme getireyim izin verirseniz. Değerli arkadaşlar, dün özellikle Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin bize dönük olarak haksız sorularına verdiği cevap vardı. Biz Türkiye İttifakı'nı kuran, köklerini Kuvayi Milliye'den alan, Mustafa Kemal'in partisi olmakla gururlanan, Türkiye'nin bütünlüğü için mücadele eden bir siyasi partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bize öyle her aklınıza geldiğinde olur olmaz soruları soramazsınız. Hakkınız da değil, haddiniz de değil. Ama Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından MHP'den iki arkadaş hemen kendilerini tanımışlar ve benim tasvip edemeyeceğim, o seviyeye inemeyeceğim hadsiz ve çirkin bir seviyede cevap verdiler. Şimdi şunun altını çizmek isterim. Sizin eğer vatanın, milletin bölünmezliği ile ilgili gerçekten kaygınız varsa önce sarayda özellik yanlılarıyla el ele tutuşmanızı hatırlayacaksınız. Sonra eyalet sistemini Türkiye'nin gündemine getirelim diyenleri bu meclisin içine soktuğunuzu göreceksiniz. Ondan sonra bize soru soracaksınız. Bir defa haddinizi bileceksiniz. İkincisi, Sinan Ateş cinayetinin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Açık ortada. Biz Sinan Ateş cinayetinin biraz önce söylediğim gibi, gar katliamında söylediğim gibi iki tetikçinin bir kişisel mevzusu dolayısıyla işlendiği düşüncesinde değiliz. Tüm Türkiye bunun siyasi bir cinayet olduğunu biliyor. Ama söz konusu iddianame eksikliklerle dolu. Bir defa azmettirici kim? Bu tetikçiyi kim kullanıyor? Sinan Ateş'i niye öldürmek istediler? Hedefleri neydi? Bu cinayetin amacı ne? Peki bu kişi nerede bulundu? Olcay Kılavuz'un evinde. Bir MHP milletvekilinin evinde ne işi vardı tetikçinin? Tetikçi Ankara'dan İstanbul'a neyle kaçırıldı? Çakarlı Avdi ile. Çakarlı Avdi kimin? Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'na tahsisli. Aracı kullananlar kim? Ülke Ocakları Genel Başkanı yardımcısı ve eski yöneticisi. Şimdi Ülke Ocakları ile MHP ile bu kadar yakın ilişki, bu kadar organik ilişki, bu kadar somut ilişki olan bir cinayet davasında iddianamenin doğru dürüst olmasını, adaletin tecelli etmesini, Sinan Ateş'in kanının yerde kalmamasını beklemek bizim hakkımız değil mi? Biz bunu bekliyoruz. Ve bunu sadece bizim için değil, sadece 85 milyon için değil, aynı zamanda MHP'li kardeşlerimiz için de istiyoruz. MHP'li kardeşlerimizi, MHP'lileri böylesine çirkin, böylesine alçak bir siyasi cinayetin üstünü örten, önemsizleştiren, en azından görmezden gelen bir konuma sokmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bunun için MHP Genel Başkanı da olsanız, MHP Genel Başkan Yardımcısı da olsanız buna hakkınız yok. Biz bu soruları soracağız. Bakın Sinan Ateş aynen Marquez'in Kırmızı Pazartesi Kırmızı Pazartesi kitabındaki gibi. Herkes biliyor cinayet işleneceğini, kişi de biliyor, eşine de söylemiş. Herkes bunu biliyor ama göz göre göre bir cinayet işleniyor ve göz göre göre bu soruşturma, bu dava karartılıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz ve bunu Türkiye için yapacağız. Böyle tehditlerle, saldırılarla da bizi bu süreçten korkutamazsınız, sindiremezsiniz, haddinizi bileceksiniz. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Teşekkürler, görüşürüz, hoşça kalın.